Başlangıçta biz o hali millete karşı değil, devlete karşı ilan ediyoruz denildi. Zaman içerisinde bu sürecin devleti ele geçirip millete karşı kullanılması süreci olduğu net bir şekilde uygulamalarla ortaya çıktı. Evet, görev ertelemeleri, serbayanın ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesi, tek adam rejimine dayalı anayasal değişikliğin yapılması ve bunun oylanmasına ilişkin hayır iradesinin çalınması, yine varlık esasının çıkarılması, gerici ve cihatçı müfredatın geçirilmesi hep bu bahane üzerinden bu OHAL koşullarda gerçekleşti. Görülüyor ki bu 18-15 aylık uygulamada OHAL sürecini, bu darbe koşullarını çok sevdiniz. Çok rahat ettiniz. Ve bunu kalıcı bir yönetim biçimi olarak hayata geçirmek için yeni baştan uzatılmasını talep ediyorsunuz. Bir bakıma bu sürecin resmi olarak inşası anlamına gelen anayasal değişiklikleri önceden devreye sokmak istiyorsunuz. Şunu bilmeniz lazım, bu yönetim süreciniz hukuksuzdur, kanunsuzdur ve bu yönetim anlayışınızda öyle hesabı verilmesi gereken bir durumdur. Bu dönem yargının askıya alındığı değil, yargının juntanın yedeğine alındığı dönemi ifade ediyor. İktidarın bacaklarına yapışmış, oradan aldığı güç ve talimatlarla siyasi bir dille muhalefete saldıran yüksek yargı organlarının başkanlarını tarihimizde ilk kez görüyoruz. Ve bunu bir utanç ve rezalet dönemi olarak tarihe not ediyoruz. Peki dönüp baktığımızda o hali ilan ettiğinizde, sivil darbeyi gerçekleştirdiğinizde kamu düzeni ve anayasal düzene kasteden gerçeklik neydi? Şimdi bunlarla bir hesaplaşma var mı? Bunların üzerine giden kararlı bir irade var mı? Elbette ki bunun cevabı hayır. Çünkü bunu yapmanız mümkün değil. Bu sürece FETÖ ile beraber geldiniz. Ortaklıkları beraber gerçekleştirdiniz. Şimdi ısrarla bir tarihe işaret etmek istiyorsunuz. Bu FETÖ'nün isim değişikliği mi oldu? Bir isim tahsihi davası mı açıldı? Başından beri FETÖ'ydü, şimdi de FETÖ. Başından beri ortaktınız, o suçlara dahilsiniz. Bunu net şekilde söylemek lazım. Ve eğer o günlerde hesabı verilecekse siz de bu hesabı vereceksiniz. O nedenle bu işten daha fazla kaçınamazsınız. Söylememek elde değil. Burada başka partilere ve kişilere çamur atarken sayın grup başkan vekiliniz gelip burada başını bağlayıp diz çöktüğü o FETÖ'nün yanında ne işi vardı? Burada açıklamak durumunda. Bu bilgiyi sadece meclise değil, Türkiye kamuoyuna açıklamak durumunda. Bunlardan kaçınamazsınız. Sonuçta şunu biliyoruz ki FETÖ'cüleri önemli kadrolara sızarken, komutanların omuzlarındaki rütbeler sökülürken, onlar devlet kadrosunda yükselirken merdivenin dibini siz tutuyordunuz. Evet, siz tutuyordunuz. Onlar büyük mal varlıklarına ulaşırken parselleri siz katıyordunuz. Bunun hesabını vermek durumundasınız. Şimdi bu süreçte at izi it izine karıştı diyen de sizsiniz, ancak karıştıran da sizsiniz. Kurunun yanında yaş yakan da sizsiniz. Ve kendi sorumluluklarınızı saklama çabasında olan da sizsiniz. Bir sorunun sebebi o sorunun çözümü olamaz. Türkiye'nin geldiği sorunun sebebi sizsiniz. Bunları duymaya alışın. Bugün burada rahatsız oluyorsunuz. Gün gelecek mahkeme önünde bunları daha sıklıkla duyacak ve hesabını vereceksiniz. Bunu netlikle söylüyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz.